Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün Allah'ın izniyle sizlerle iki konu üzerinde duracağım. Bu iki konu üzerinde size bir farkındalık, bir bilinç oluşturmanız için. Çünkü yarınlara adım atmak için bunlar gerçekten işimize yarıyor. Bilakis benim, yani ben o süreçteyken çok işime yarıyordu. Onun için bugün o iki konu üzerinde duracağım. Bu iki konu, birincisi bundan sonraki yani durum ne olur? Yani alımlar devam edecek mi? Sayı artar mı? Ne olur? Ne biter? Ona değineceğim. İkinci bir durum ise lisansları bekleyen bir KPSS sınavı var biliyorsunuz 23 Temmuz'da. Yani az bir süre kaldı ama geç değil. Bunlara değineceğim yani. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Önce bundan sonraki alımlar nasıl olur ya da devam eder mi? Sayı artar mı? Bunlara değineyim. Öncelikle ben hep altını çiziyorum. Geçen sene de hep diyorum ki arkadaşlar, özellikle altını çizerek diyorum ki lisans olsun, ön lisans olsun, orta öğretim olsun, KPSS sınavınızı güzelce hazırlayın ve puanınızı cebinize koyun. Muhakkak işinize yarayacak. Ki yani harbiden de farklı kurum ve kuruluşlarda yani personel alımlarına çıktı. Güzel şeydi. Bundan sonra da devam edecek. Çünkü halihazırda bir hafta 10 gün sonra Allah'ın izniyle artık 14 Mayıs'ta yani genel seçimlere ve Cumhurbaşkanı seçimine gideceğiz, milletvekillerine, Cumhurbaşkanı. Biliyorsunuz ki belli başlı vaatler var. Ve hemen ardında önümüzdeki 2024 Mart ayında da yerel seçim, yani belediye seçimleri de var. Bunları biz önümüze koyup baktığımızda 14 Mayıs ile Mart arasındaki seçimlerde verilen vaatler, verilen taahhütler, verilen sözler yerine getirilmeye çalışılacaktı. Bilakis biliyorsunuz 100 bin öğretmen alımı konuşuluyor. Bu gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun da vaatleri. Aynı zamanda 100 bin sağlık alımı da var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinde. Bilakis Sayın Erdoğan'da da aynı şekilde bu tür vaatler var. Yani bu vaatlere seçimden sonra kim hükümete gelirse gelsin bu vaatler muhakkak yerine getirilecektir. Yani önümüzdeki süreç Mayıs'tan sonra hızlı da olmasa hele çok da bir 2023'ün sonlarına Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu ay, hatta Ocak, Şubat'a yani dahil edersek bu aylarda son 5 ayda yani vaatlerin yerine getirileceği, alımların çoğalacağı, farklı kurum ve kuruluşlar muhakkak alıma çıkacaktı. Bunlar üniversite hastaneleri de dahil, özel yerler de dahil bunlar şey yapacaktı. Yani demek istediğim, varsa bir puanınız, ön lisans, orta öğretim, lisanslar ayrı bir parantez açacağım çünkü onu bir farklı bir başlık altında değerlendireceğim. Puanlarınızı bu yerlerde muhakkak değerlendirir, muhakkak yeni alımlar olacaktı dedim ya, 100 bin öğretmen, 100 bin sağlıkçı. Bunlar farklı branş, farklı bölümlerde yani belki de çok çok fazla bir kontenjan açılacaktır. Yani o konuda umudunuz olsun, karamsarlığa düşmeyin. Yani bu önümüzdeki neredeyse işte bir yıllık süreci çok iyi değerlendirmeniz gerekir, çok iyi analiz etmeniz gerekir, çok iyi görmeniz gerekir. Biraz daha ileri görüşlüğünüzü kullanabilirsiniz. Onun için bu elimde geldiği kadar bu farkındalığı yaratmak istiyorum ki yani gerçekten işe yarıyor. Bir diğer husus lisanslar için. Lisans biliyorsunuz ki 23 Temmuz'da Allah'ın izniyle KPSS sınavına gireceksin. Buna her yıl girdikleri için. Şu anda evet hazırlanıyorsunuz. Hazırlayan öğretmen arkadaşlarım da var. Benim bilakis sınıf arkadaşlarım da var. Umudunuzu şeyinizi yitirmeyin ve son hızla ve evet az bir zaman kaldı ama çok da geç değil. Güzel bir şekilde hazırlanın, güzel şekilde sınavınıza girin ve güzelce puanlarınızı alın. Muhakkak mesela 100 bin öğretmen var. Bu 100 bin öğretmen öyle düşünüyorum ki 2000 yani yeni eğitim öğretim başlamadan bu öğretmen ataması yapılacaktır. Gerek iki durumda yani. Hangi hükümet gelirse de biliyorsun öğretmen hakkında da farklı durumlarda vaatleri ve bu vaatlerin yerini getirecek. Çünkü halihazırda genel seçimden sonra bir yerel seçim var. Yerel seçimlerde en az bir milletvekili kadar, bir cumhurbaşkanı kadar yani değer gören bir durumdur. Onun için bu vaatleri yerine getirecektir. Sizin burada ne yapmanız gerekir? Evet,
Bunun bilincindeyim. Ben bundan sonra benim ne yapmam gerek? Nasıl bir yol haritası çizmem gerek? Bir, lisans KPSS sınavına hazırlanana. Çünkü ortaöğretimle ön lisanslar 2024'ün ta en yani daha tarih belli Eylül Ekim Kasım'da sınava girecekler. Lisans KPSS hazırlanan arkadaşlarımız son bir hızla, son bir istekle, son bir arzuyla, umutla sınavlarınıza yapışacaksınız. Elinizden geldiği kadar yüksek bir puan almaya çalışacaksınız ve bu puanlarınızı kurum ve kuruluşlar alıma çıktığında değerlendireceksiniz. Bunun önce bilincinde olmanız gerekir. Peki ön lisans ve orta öğretimdeki biliyorsunuz ki aynı zamanda şu anda Haziran'da, Temmuz'da mezun olacak bir öğrenci akımı da var. Bunlar da KPSS'ye girmişse bunlar da olası bir memur alımda, bir alımda bunlar da inşallah görevlerinin başına girecek. Bu arkadaşlarımız ise olabilecek ki yine olacaktı. Bak hep altını çiziyorum ki hele Temmuz'dan sonra bile Temmuz'dan sınavlar olacak. Ağustos derken böyle Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu aylar çok çok önemlidir. Bu aylarda sürekli alımları takip ediniz. Araştırmalar yapın. Puanlarımı ben nasıl değerlendirsem açıkta kalmamaya gayret edin. Yani demek istediğim bu bir yıl içerisinde siz kendi çapınıza neler yaparsanız sizin için o kar kalacaktır. Sizin için bir fayda olacaktır. Ha ondan sonra muhakkak olacaktır ama bu bir yıl içi bir yıl süreç hem sayı olarak fazla olacaktır. Hem de yani şansınız artıyor öyle diyeyim. Yani atandıktan sonraki o süreçte bile yani hızlı bir şekilde göreve başlayabilirsiniz ki. Şu anda mesela en son sağlık alımı halen de zimmete düşmeler gerçekleşmedi ki bundan sonra artık gerçekleşecek. Büyük ihtimalle ya bu aralar ya da seçimden sonra kalacak. Benim beklentim 5 seçimden sonra da bakacağız, göreceğiz. İnşallah bu süreci güzel geçirenlerden olursunuz. Güzel bilinç sahibi, güzel farkında olan kişiler olursunuz. İnşallah en yakın zamanda da görevinize, hayalinize, mesleğinize, işinize, gücünüze kavuşursunuz. Çünkü bugün sizin atacağınız bir adım, yarınlar atacağınız bir adım hem kendiniz için, hem aileniz için, hem çevreniz için, büyük bir toplum için güzel bir adım olur. İnşallah bunların hepsine sahip olursunuz. Ben öyle inanıyorum. Bunun için bugün bu videoyu çekmek istedim. Lisans KPSS için geç değil. Şu anda oturursanız güzel bir başlangıçta. Yani şu anda 1 Mayıs, yani yeni Mayıs'a girdik. Mayıs, Haziran, Temmuz yani neredeyse 3 aydan fazla bir 3 ay gibi bir süremiz var. Bu ayda da güzel şeyler yapabilirsiniz. Bilakis ben KPSS'ına 4 ay gibi bir süre zarfında hazırlanmıştım. Eğer üniversite KPSS sınavına nasıl hazırlanmak istediğinizi de ya da hazırlanmalıyım ya da bu süre zarfını nasıl değerlendireyim şey yapmak istiyorsanız da yorum kısmına belirtin. Ben ona da değineceğim inşallah. Sağlıkla kalın, güle güle kalın. Allah'a emanet olun inşallah. İnşallah güzel günlerde, daha nice günlerde görüşmek dileğiyle. Rabbim ve yar ve yardımcımız olsun ve olsun. Allah'a emanet inşallah.